Merhaba arkadaşlar. Yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar Type.js isimli kütüphaneyi kullanarak arkadaşlar bir yazı efekti oluşturacağız. Görmüş olduğunuz üzere ekranda şöyle örnek bir yazımız var. Refresh ediyorum sayfamı. Görmüş olduğunuz şekilde şöyle güzel bir yazı efektimiz var arkadaşlar. Bunun farklı versiyonları da var. O versiyonları da nasıl yapacağımızı sıfırdan başlayarak arkadaşlar size göstereceğim. Şu arkadaşlar görmüş olduğunuz Type.js ders isimli bir klasör oluşturdum. Klasörün içerisinde şu an hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu da görmüş olduğunuz benim editörüm. Bunda da arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere hiçbir şey yok. Her şeyi sıfırdan itibaren oluşturmaya başlayalım. Önce arkadaşlar yeni bir dosya oluşturalım şöyle. Bunu da file save as diyorum arkadaşlar. Şöyle Type.js dersin içerisine index.html olarak kaydedelim arkadaşlar. Şimdi index.html ile başlamadan önce diğer CSS dosyamızı da oluşturalım isterseniz. New diyorum arkadaşlar. File farklı kaydet diyorum. İkinci dosyamızı da main.css olarak kaydediyoruz. Şimdi öncelikli olarak arkadaşlar sayfamızın HTML kodunu yazmaya başlayalım. Basit bir HTML kodu yazacağım arkadaşlar. HTML etiketimizle başladık. Sonra head etiketimizi oluşturalım. Onun altına şöyle body etiketimizi oluşturuyoruz. Head'in içerisine arkadaşlar şimdi şöyle bir title diyelim. Title'ımız ne olsun? Type.js ile yazı efekti diyelim. Sonrasında arkadaşlar burada görmüş olduğunuz şekilde önce CSS'imiz, CSS dosyasını bir linkleyelim. Link reference main.css olarak source'unu linkledim. Relative olarak da arkadaşlar style sheet olacak burası. Şimdi arkadaşlar burada Type.js'in kendisini yüklememiz gerekiyor arkadaşlar önce. Şimdi geliyorum Google'da arkadaşlar type.js şeklinde yazıyorum. Şurada GitHub linki var. Onu bir açalım arkadaşlar. Üçüncü sırada da bu JS kütüphanemizi oluşturan arkadaşımız var. Şunu silelim önce kafamızı karıştırmasın. Şöyle arkadaşlar Matt Bolt diye bir arkadaşımız şöyle görmüş olduğunuz üzere bir web sayfası var. Şurası da arkadaşlar GitHub linkinde var. Şimdi GitHub linkinde şurada clone or download denilen bölüm var arkadaşlar. Oraya tıklayalım. Download zip diyelim arkadaşlar. Tabii ben daha önce indirip denedim. Şimdi arkadaşlar dosyanın içerisinde şöyle görmüş olduğunuz şekilde lib klasörünün içerisinde type.js klasörü var. Onu alıyorum. Type.js klasörünü alıyorum. Kendi klasörümün içerisine kopyalıyorum arkadaşlar. Burada minified versiyonu da kullanabilirsiniz ama ben type.js'i kullandım. Sonra geliyorum arkadaşlar burada script'imizi sayfamıza linkleyelim. Script arkadaşlar. Source olarak ne demiştik? Type.js demiştik arkadaşlar. Dosyamızın type'ı ne? Text, Java, script arkadaşlar. Şu şekilde script'imizi kapattık. Burada Type.js dosyasını da sayfamıza yüklemiş olduk arkadaşlar. Şimdi body etiketinin içerisine yazalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada ben şuradan
indeks HTML'imizi de açalım. Şimdi görmüş olduğunuz üzere hiçbir şey yok. Ben arkadaşlar burada yazımın şöyle ortada olmasını istiyorum. Onunla ilgili HTML kodları yazalım bakalım. Şimdi öncelikli olarak bir tane div oluşturalım. Div class ismi olarak arkadaşlar center veriyorum bu class'ın ismine. Şimdi arkadaşlar sonra bu class'ın içerisine şöyle div, yeni bir div oluşturuyoruz arkadaşlar. Buna id verelim arkadaşlar. Id olarak da typed strings isimli bir id verdim arkadaşlar. Neden bu id'nin ismini bu şekilde verdiğimi birazdan anlatacağım. Sonra arkadaşlar bu div'imizi kapattıktan sonra typed strings div'imizin içerisine bir tane paragraf yazalım. Ben de paragrafı yazmıştım, onu unuttum. Ne demiştik? Sanırım şöyle bir şey demiştik. Typed j type.js ile yazı efekti demiştik arkadaşlar. Hatta şu type.js bölümü kalın harflerle olsun. Onun için de ne yapalım? Strong etiketinin içerisine alalım onu. Strong etiketinin içerisine aldım şöyle type.js bölümünü. Şöyle arkadaşlar bir tekstimin olmasını istiyorum. Bakalım sayfamıza. Gördüğünüz üzere şöyle bir tekstimiz var arkadaşlar. Sonrasında buradaki typeStrings divinin altına da arkadaşlar bir tane span class'ı açalım. Span class'ı açıyorum. ID olarak arkadaşlar ID olarak type veriyorum. Neden type verdiğimi yine belirttiğim gibi birazdan anlatacağım. Böyle arkadaşlar sayfamızın HTML kısmı bu şekilde. Bu şekilde sade bir HTML'imiz var. Şöyle tekrar refresh ettiğimiz zaman görmüş olduğunuz şekilde şöyle basit bir cümlemiz var. Şimdi arkadaşlar ben bu cümlenin efektimizin güzel görünmesi açısından tam ortaya gelmesini istiyorum. Onunla ilgili CSS dosyalarını yazalım arkadaşlar. Öncelikle CSS'imizde ne istiyorum? Klasik bir resetleme yapalım. Yıldız diyorum arkadaşlar. Parantezi açıyorum. Margin 0. Şurada iki tane neyi koyduk yanlışlıkla. Margin 0 arkadaşlar. Padding 0 diyorum. Sonra arkadaşlar şöyle bir background rengi vereceğim. Şöyle body'mize, body etiketimizi açalım ve body'mize şöyle bir background color diyorum arkadaşlar. Kullanacağım rengin hexadecimal kodu ise arkadaşlar E74 C3 C şeklinde kaydedelim. Şöyle görmüş olduğunuz şekilde şöyle background rengimiz geldi. Şimdi burada ben arkadaşlar farklı bir font kullanacağım. Google fontunu nasıl CSS'e eklediğimizi de öğrenmiş olacaksınız burada. Geliyorum arkadaşlar. Şurada Google'da hemen Google Fonts yazıyorum. Fonts.google.com geldi. Burada arkadaşlar benim kullanmayı düşündüğüm fontun adı Roboto. Siz de istediğiniz diğer fontları kullanabilirsiniz. Geliyorum şuradan artı işaretini tıkladım. One Family Selected dedi. Ben arkadaşlar import etiketi kullanacağım. Geliyorum şurada. Tabii öncelikle şunu bir customize diyelim. Ben regular değil de şuradaki light olanı kullanacağım arkadaşlar. Tekrar embed bölümüne gelelim. Ve şurada import kısmındaki şu URL'i kopyalayalım arkadaşlar. Ctrl C'ye bastım. Geliyorum bunu. Importlar genelde CSS'lerde en üstte yazılır. Import olarak arkadaşlar bunu şöyle kaydediyorum. Tabii bununla bitmiyor. CSS içerisinde de bunu specify etmek gerekiyor. Font family
robotu olarak tanıtacağız bunu. Bunu da geliyorum arkadaşlar. Şöyle background'ın içerisine bunu kopyaladım. Ctrl Save diyorum. Şöyle refresh ettiğim zaman görmüş olduğunuz şekilde tekstimiz değişti. Şimdi bu tekstimizi ortalayalım bakalım. Bunu nasıl yapacağız? Geliyoruz yine arkadaşlar. Şöyle ortalamak istediğim tekstin klası arkadaşlar center. Buna container da diyebilirdik. Ben center dedim. Geliyorum arkadaşlar. Şöyle center klasını adresleyelim. Parantezimizi açıp kapatalım. Şimdi öncelikle position absolute diyoruz arkadaşlar. Genişlik olarak genişliğimiz %100. Sonra arkadaşlar tam ekranın olması için yine min height %100. Ayrıca arkadaşlar display olarak flex display'den yararlanacağız. Display flex diyorum. Sonra arkadaşlar justify content center. Aynı zamanda content'in yani kendisini ortaladığı gibi içeriğini de ortalamasını istiyorum. Bunun için align items center diyorum arkadaşlar. Sonra font size olarak neyi kullanalım? Yani aslında şuradaki teksti adresleyerek de font size kullanabilirdik. Ben burada kullanıyorum yani. Font size olarak ben de şey yapmışım 64 piksel. Color white. Rengimiz beyaz olsun. Şöyle save edelim arkadaşlar. Refresh edelim. Görmüş olduğunuz üzere tekstimiz geldi. Tabii ben büyük harflerle düşünüyorum bunu. Geliyorum diyorum ki text transform uppercase ve son olarak arkadaşlar şöyle dönersek şimdi uppercase oldu ama yazılar birbirine çok bitişik görünüyor arkadaşlar. Bunun için letter spacing kullanacağım ben. Letter spacing ben 10 piksel demişim. Kaydedelim. Refresh ettiğimiz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz şekilde tekstimiz sayfamıza ortalanmış durumda bulunuyor. Şimdi arkadaşlar burada son olarak burada son olarak arkadaşlar sayfamızı index.html ile body'nin üzerine kendi JavaScript kodumuzu yazmak gerekiyor. Şimdi bu JavaScript kodunu yazmadan, daha doğrusu kopyalamadan önce arkadaşlar ben dokümantasyona gideceğim arkadaşlar. Buradaki dokümantasyonda, GitHub'da bulunan dokümantasyonda arkadaşlar belli eksiklikler var. Farklı tutorial'ları incelediğimde arkadaşlar onlar hala jQuery ile ilgili tutorial'lar var. Çünkü önceden Type.js jQuery ile birlikte çalışıyordu arkadaşlar. Şimdi jQuery'ye gerek yok. O nedenle şurada görmüş olduğunuz mesela GitHub sayfasının altında arkadaşlar installation ile ilgili bilgi var. Setup ile ilgili bilgiler var ama bunlar sanırım güncel değil. Çalışmıyorlar yani. Ben kendi çalıştırdığım kodu yazacağım. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Bununla daha önceden yazdım. Şu script kodunu alayım. Alalım arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Body'nin içerisine şöyle kopyalıyorum arkadaşlar. Body'nin içerisine şöyle kopyaladık. Save edelim arkadaşlar. Şöyle refresh ettiğim zaman görmüş olduğunuz şekilde Type.js ile yazı efekti çalışıyor. Şimdi geri dönüp arkadaşlar kodumuzda burada bulunan script'imizin ne yaptığını ve şuradaki parametrelerin neler olduğunu ve bu parametreleri değiştirdiğimiz zaman arkadaşlar bu parametreleri değiştirerek yani kendimize ait olan bu yazı efektini nasıl farklı özellikler vereceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk satırda hatta şunu biraz daha büyüteyim isterseniz.
Tekrar bir büyütelim. Son bir kez daha. Şöyle arkadaşlar. Kopyaladığım kod şurada görmüş olduğunuz iki tane script etiketinin içerisinde. Şimdi arkadaşlar JavaScript dersine girmeyeceğim burada. Onunla ilgili ayrı dersler serimde var devam eden. Şimdi burada yaptığımız arkadaşlar bir tane event listener'ı çağırıyoruz ilk satırda. Şurada type isimli bir tane arkadaşlar type objesini bir tane değişkene atıyoruz. Burada dikkat ederseniz şu kodda dikkat etmeniz gereken en önemli şey şurada bulunan type arkadaşlar başında hash işareti olan type ile şurada span id'nin birbirine örtüşmesi gerekiyor arkadaşlar. İkinci olarak strings element ile yani şuradaki type strings ile şurada görmüş olduğunuz yazınızı yani örnek olarak kullandığımız yazı şurada. Onu kapsayan div'in id'si ile de arkadaşlar string element id'sinin birbiriyle eşleşmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi type speed, back speed, start delay ne demek? Şimdi bunlar arkadaşlar bunlar şu demek. Şuradaki hepsi bu değerlerin hepsi arkadaşlar milisaniye cinsinden. Yani 1000 milisaniye arkadaşlar 1 saniye olduğunu hesaplarsak mesela type speed diyor ki saniyede 10 tane karakter ortaya çıkar. Tekrar dönelim. Refresh edelim arkadaşlar. Şu saniyede 10 tane karakter ortaya çıkar diyor yani. Mesela biz bunu saniyede diyelim ki hadi saniyede bir tane karakter çıkarsın diyelim. Yani hızı 1000 olarak arttırdık. Kaydedelim. Refresh edelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere ne yapıyor? Saniyede bir tane karakter oluşturmaya başlıyor. Şurada bunu tekrar 100 yapalım. Backspeed dediği arkadaşlar bu yazı dikkat ederseniz backspeed şöyle. Refresh diyorum. Ne yapıyor? Önce yazıyı ortaya çıkarıyor. Sonra yazıyı kapatırken ki tabi refresh etmek lazım onun içinde. Tabi yazıyı kapatmayacak arkadaşlar. Çünkü benim şurada loop false şekilde. Onu true yapalım. True yapalım şimdi. Kaydettim. Refresh diyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Yazımız geldi. Şurada backspeed dediği kısımda arkadaşlar o yazının kaybolduğu an. Ben burada şey vermişim yani yazı tekrar dönmesi için fade out true vermişim ama orada yazının tekrar geri dönen ki hızı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ben bunları ne yapıyorum yani kendim kafadan mı uyduruyorum? Kendim kafadan uydurmuyorum arkadaşlar. Yine GitHub sayfasında aşağıya gelerek customization kısmı var arkadaşlar. Bu customization kısmında ne yapabilirsiniz? Burada görmüş olduğunuz yeni şuradaki nesne elementlerini arkadaşlar yeni özellikler katarak ya da çıkararak kendinize istediğiniz text efekti verebilirsiniz. Mesela ne yapalım diyelim. Şimdi mesela cursor char arkadaşlar. Hadi cursor char ile ilgili bir şey yaparım. Cursor char dediği şu. Geliyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şekilde refresh dediğim zaman şurada gözüken sonunda arkadaşlar bir tane büyük çizgi gibi bir şey çıkıyor. Onu gelelim mesela diyelim ki şöyle GitHub sayfamızdan kopyalıyorum arkadaşlar şunu cursor char'ı. Kopyaladım. Şöyle element olarak şöyle yapıştırdım arkadaşlar. Şuradaki virgülü unutmayalım. Burada mesela bu çizgi değildi. Ne olsun? Mesela bizde absürt olacak mı? Et işareti kullanalım. Bakalım nasıl oluyor. Geliyorum. Refresh diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere et işareti geliyor. Bunu eski haline geri getirelim arkadaşlar. Şu şekilde. Refresh ettiğim zaman
tekrar düz çizgi olarak geliyor. Şimdi başka neleri değiştirebiliriz? Yine arkadaşlar dediğim gibi yani buradaki dokümantasyon sayfasına bakıyorum ben. Yani herhangi bir şekilde şey yok. Mesela ne demişiz? İşte fade out false diye bir özellik varmış mesela. Mesela ben de fade out true, fade out false olduğunda ne oluyormuş? Fade out false yapalım arkadaşlar. Geliyorum yine. Mesela dikkat ederseniz tam sayfa arkadaşlar yazı tamamlandığında bir fade efektiyle geri gidiyor. Bunu refresh yaparsak arkadaşlar herhangi bir şekilde fade efekti olmadan yazımız ne oluyor? Fade efekti fade out olarak kapanması yerine tekrar yazımız ileri gidip tekrar geri geliyor arkadaşlar. Ben kendi tasarımda fade out true olsun istiyorum mesela. Ayrıca arkadaşlar ben dediğim gibi geldi şu şekilde fade out'la geri gitti arkadaşlar. Ayrıca ben böyle devamlı olarak devam etmesini istemiyorum. O nedenle şurada loop'u true değil de false diyelim arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz şekilde loop şeklinde değil de bu şekilde durmasını istiyorum mesela ben yazının. Dediğim gibi arkadaşlar buradaki customization bölümüne bakarak istediğiniz efekti elde edebilirsiniz. Sana çok konuştuğum farkındayım ama son bir şeyi de göstermek istiyorum. Mesela biz burada kendi index HTML'imizde diyelim ki bir tane yazı kullandık. Hadi bu yazının sayısını yine farklı paragraflarda kullanalım arkadaşlar. Geliyorum şurada yazı efekti hemen sonuna 2 diye farklı bir paragraf ekleyelim. O zaman ne olacakmış bakalım. Refresh diyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere önce ilk paragrafım geliyor. Sonrasında arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ikinci paragrafım geliyor. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenirseniz bu benim açımdan çok önemli. Çünkü insanların ilgisini ve ne tarz tutorial'lar istediklerini, ne tarz videolar istediklerini oradan onlara bakarak ben belirlemeye çalışıyorum. Ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.